Herkesin elindeki kumanda vasıtasıyla verdiği cevaplar bilgisayarda veya akıllı tahtanızda toplanıyor ve anında raporlara dönüşüyor. Bu raporlar birden fazla detaylı biçimde olabiliyor. Örneğin bir uygulama yaptınız. Bugün eş anlamlı kelimeler diye bir konu anlattınız. Sınıf bunu ne kadar anladı? Sınıfın içinde bunu anlamayan grup varsa bu neresi? Anlamayan öğrenciler kimler? Bunları bildiğinizde kime neyi nasıl anlatacağınızı da bilmiş oluyorsunuz. Az önce anlattığınız bir bilgiyi düzeltmek çok kolay. Bir ay önce anlattığınız bir bilgiyi düzeltmekle aynı şey değil. O yüzden biz sınav mantığında değiliz. Sınavlar geriye dönük olarak size bir şeyleri düzeltme imkanını zor verirler. Çünkü üzerinden bir hayli vakit geçmiştir ve genel tarama üzerine kuruludur. Elektroy daha spesifik, daha özel bir alana hitap ediyor. Bir konunun sonundaki parmak kaldırmasını beklediğiniz insanların ortaya çıktığı bir yer. Siz diyorsunuz ki anlamayan var mı? Eskiler böyle yapıyordu. Elektroyla işler böyle yürümüyor. Anlamayan var mı diye sormak yerine kimin neyi ne kadar anladığını gerçekten ortaya koymuş oluyorsunuz.